sabahki umudum, bir ise şu anki umudum bin. Değerlendirdiler. Değerlendirmediler. Tren kaçabilir. O kadar Türkiye'de siyaset çabuk değişiyor. Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nun Aralık ayında İbre bana dönecek dediğini yazmıştı. Bu konuda bir ay önce yaptığımız videoda davanın hakimi değişti, bu davadan pis kokular geliyor diye uyarmıştım. Tam da düşündüklerim oldu. AK Parti'ye yakın olan ve bu davadan İmamoğlu'nu cezasız tahliye edeceği alenen bilinen Hakim Hüseyin Zengin, birileri tarafından apar topar görevden alındı ve yerine İmamoğlu'na yarayacak bu kararı veren hakim getirildi. Pis işler dönüyor dediğim tam olarak budur. Erdoğan'dan plaket alan ve AK Parti'ye yakın olduğu bilinen bu hakimi kim görevden aldı? Bu karanlık ayrıntının aydınlatılması lazım. Bu hakimi kim görevden aldı? Yeni hakimi kim getirdi? Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nun Aralık ayında İbre bana dönecek dediğini yazmıştı. Meral Akşener dava sonucu açıklanmadan Ankara'dan Saraçhane'ye yola çıkıyor. Ekrem İmamoğlu'nun odasında beraber dava sonucunu bekliyorlar. Dava sonucu açıklanıp İmamoğlu'na ceza verildiğini ilk öğrendikleri bu anda kameralar kayıtta. Şimdi sadece hukuki olarak bana söyle, ne bu? Şu anda hüküm giydi Sayın Başkanım ama kesinleşmeden. Hayır, şimdi bitmiş. Hakim vermiş mi bunu? Vermiş. Tamam. Evet, 2 yıl 7 ay vermiş. Geçmiş olsun Sayın Başkanım. Tamam gel. Yeni başladı. Evet ablacığım sağ ol. Kesinlikle yeni başladı. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tabii aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu kahkahalara karışık sevinç çığlıkları atıyorlar. Akşener o kadar sevinçli ki bir çocuk gibi yerinde duramıyor ve Ekrem İmamoğlu'nun boynuna sarılıyor. Sanki Dünya Kupası finalinde son dakika Türkiye Brezilya'ya gol atmış da dünya şampiyonu olmuşuz gibi seviniyor. Resmen ceza almasını kutluyorlar ve Akşener'in bilinçaltını ortaya seren şu kelimeler dökülüyor ağzından. Daha yeni başladı. Yeni başladı. Ya bak nasıl bir şey ki abi? Türkiye'de yargı bağımsız değil, Erdoğan'ın kontrolünde diyenler bağımsız olmadığını iddia ettikleri yargının kararını birbirlerine sarılarak kutluyorlar. Yani lütfen gençler alıcılarınızın ayarlarıyla oynamayın. Biz bu bayat numaraları yemeyiz. Toplum olarak yemeyiz. Her şey aslında ortada. Her şey net. Ortada mağdur yok. Mağdur tiyatrosu var. Kurulan bu oyunun bütün kalitesi tam da İmamoğlu'na göre. Öyle ucuz bir senaryo ki tamamen Erdoğan'ın hikayesinden çalıntı. Bu kadar da gözümüze soka soka. Hepimizi salak yerine koya koya. Ulu orta oynanmaz ki. Bu şarkı... Bu hizmet şarkısı burada bitmeyecek. Bu şarkı burada bitmez. Pek çok şeyi taklit eden kötü bir taklitçi var karşımızda ve de diyor ki ben de eğer mağdur olursam Erdoğan'ın uğradığı bütün duraklara ben de uğrayabilirim. Hatta Cumhurbaşkanı olurum bile diyor Ekrem İmamoğlu. Her zamanki gibi çok net konuşacağım. İmamoğlu'ndan ikinci Erdoğan oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ancak size net söyleyeyim. İmamoğlu'ndan ikinci bir Erdoğan çıkmaz. Erdoğan'ı taklit ederek, Erdoğan'a benzeşerek siyaset yapılmaz. Ortaya fark koyarak siyaset yapılır. Siyasette başarı istiyorsanız kendi hikayenizi kendiniz yazacaksınız. Aksi takdirde millet aslı varken fotokopisine oy vermez. Bu oyunu kurgulayanlar ve bu kararı sevinçle karşılayanlar ahmaklık yapıyor. Erdoğan'ın hikayesiyle İmamoğlu'ndan ikinci bir Erdoğan yaratamayacaksınız. Allah aşkına bakar mısınız? İmamoğlu'nun aldığı cezayı resmen kutluyorlar. Yüzlerinde seçim kazanmış gibi mutluluktan dört köşeler. Kucaklaşıyorlar. Sevinçten gözlerinin içi parlıyor. Ortada siyasi yasak yok. Belediye başkanlığına devam ediyor. Seçimlere kadar siyasi yasak gelme ihtimali yok. Aday olmasının önünde hiçbir engel yok. Yok, yok, yok. Ne var? Boş beleş bir şov var. Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. İmamoğlu, Akşener arkandan dümen çevirip bir günde Cumhurbaşkanlığı adaylığını elinden almaya çalışıyorlar.
CHP'de ve altılı masada büyük bir savaş başlayacak. Saraçhane'de yapılan şov, muhalefetin kendi içindeki adaylık rekabetinin bir parçasıdır. Buna Bizans oyunu denir. Kendi işlerindeki siyasal tartışmayı bizi basamak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan... Tekrar ve net söylüyorum. Akşener ve Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir operasyon çekmektedir. Yemin ediyorum Kemal Kılıçdaroğlu'na üzüleceğim dünyada aklıma gelmezdi. Ekrem İmamoğlu'nun sevinçten ağzı iki karış açık. Kılıçdaroğlu moralini bozma diye İmamoğlu'nu teselli ediyor. Böyle saçmalık olmaz. Sayın Başkan hiç moralini bozma. Yok. Gülümsemeni sürdür. Kesinlikle. Hayata gülümsemeyle bak. Ama bakın, bunu buraya yazıyorum. İmamoğlu ve avaneleri mal bulmuş mağribi gibi bu karara seviniyorlar. Ancak bu zafer sarhoşluğu İmamoğlu'nun kendisini Cumhurbaşkanlığı için daha çok ortaya atmasına ve daha çok hata yapmaya itecek. Zaten İstanbul'la bir ilgisi olmayan İmamoğlu'nu İstanbul'dan tamamen koparacak. Ne çektiniz be? Ne çektiniz? İstanbul nimet, nimet. İstanbul nimet, nimet. İstanbul nimet, nimet. İstanbul nimet, nimet. Ne çektiniz be? Ne çektiniz? İstanbul nimet, nimet. Biz yuhlamayız. Biz gereğini yaparız. Yani mağdur, mağdur, tam mağdur. Mağdurum, mağdur. Mağdur, tam mağdur. Mağdurum, mağdur. İnanıyorum ki bu ceza üst mahkemelerce bozulur. İmamoğlu'ndan kağıttan kaplan yaratma çabaları boşa çıkar. İstanbul'un yanan otobüsler sorunu çözülmemiştir ve çözülmeyecektir. İstanbul'un bozuk yürüyen merdivenleri, çalışmayan metro asansörleri yine çalışmayacaktır. İstanbul'un keşmekeş olan trafiği yine çözülmeyecektir. Kenan Kıran üstat atmış, 54 tane ağaç Emirgan'da kesilmiş. Dolmabahçe çırağının önündeki ağaçlar hepsi tane. Kesilmiş, 115 tane. Bunlar yerine dikilmeyecektir. Burada zulmü yapan Sayın İmamoğlu ve CHP'li belediye başkanı. Şimdi ben soruyorum, Sayın İmamoğlu'nu kim alkışlıyor? Yapraklar alkışlıyor. Çünkü neden? Yapraklar onu alkışladı Aytunç Bey. Tarihte ilk defa bir belediye reisi, büyükşehir belediye reisi Haliç'te arıtma tesislerinin temel atmama törenini düzenledi. Şimdi ben bunu gördüğümde hakikaten dehşete kapılmıştım. Ya nasıl, yanlış mı okuyorum diye. Hayır dedi, bu dedi gereksiz bir israf. Ben dedi Haliç için bu arıtma tesisini devreye sokmuyorum dedi. Aynı başkan Ataköy Rehabilitasyon Projesi gelsinler, orada oturuyorum. İki yıldır rezil bir noktaya çevirdi. Çalışmıyor ilgili atık su tesisi. Kokudan geçilmiyor. Peki bu başkan bu kadar hizmet etmiyorken nasıl oluyor da bir kahraman olabiliyor? Bu algı nasıl menen bir şey ki? Ya biz burada bu kadar belediye başkanını anlatırken edep addediyoruz yaptıkları hizmetleri. Ama Ekrem İmamoğlu hakikaten... Hukuken tırnak içinde bir garabet kararından dahi kendine siyaseten bir malzeme üretebiliyor. Çok büyük iş. Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.